Evet, eve geldik ama yaklaşık bir saattir buradayım. Ne gelen var ne giden, ben de yerleşmeye karar verdim. Taşıyorum çantalar içeri. Baktık kimse gelmiyor. Çim alan var, kuruyoruz çadırı, gaz. Bu nedir ya, bir saat oldu kimse yok. Telefonu da açamıyorum. Karta para eklemedim. Şuraya koyalım çantaları, gitsin ya. Ev bayağı güzelmiş. Yukarı doğru bir ev daha var arka tarafında. Evet, şöyle bir dolaşayım 2 dakika. Kimsecikler yok zaten. Burada fırın var. Mangal yeri var. Bekle bekle, 1,5 saat oluyor. Oteli bana bıraktılar. Yani biraz önce müşteri geldi. O da İngiliz galiba. Anlamadım bir şey. Söyledim, öyle de gitti bir şeyler. Şöyle herhalde üst katlı bir yerde kalacağız. Şu üst tarafları da var böyle. Güzel ya. Tipik bir Bulgar evi bunlar işte. Burada kalma yer var. Burada böyle bir oda var. Barbekümüz burada. Tepede bir yerde yani böyle. Numara falan yazmışlar ama yok ki. Şunu da bir fotoğrafa çekeyim de. Arattırayım şunları ya bir yerde. Bir yerden telefon açtıralım. Burada masamız. Restoran tarzı şu. Gideyim bari aşağı bakkala bir yere de. Bir şeyler alayım, öyle olmayacak. Ne gelen var ne giden. Ev sahibi gibi dolaşıyoruz burada valla. Burayı kurarım çadırı bak. Şurası tam çadırlık zaten. Kimse gelmezse kilitlerim aşağıdan kapıyı. Yatarız çadırı da. Neyse, çıkalım bakalım biraz. Dolaşalım. Evet, burada güzel bir restoran var. Girelim bakalım içeri. Tatlı bir yer. Dobar ne? İmali ne kıyı? Biri var karşıdan bakayım. Buraya nereye gireceğiz, kimse şey yapmıyor ya. Ama şurada bir bire içeceğiz anasat. Ne var ki? Ama mekan güzel. Eski müzikler çalıyor. Neyse, öteden girelim bari. Bu nedir ya? Bizi gören galiba açmış şey. Başka buradan mı var? Evet arkadaşlar, en sonunda telefon açtım aşağıki kafeye gittim. Telefon açtım, oradan da bayan geldi. Şu gördüğünüz her tarafı bana ait bu akşam. Kimse de yokmuş zaten. Karı dedi, yalnızsın sen dedi. Kimse yok. Bir şey oldu, sizde numarası var. Numaradan ara ben dedi. Odayı göstereyim sizlere. Oda eski. Eski bir oda. Acayip bir oda yer. Evet, burada. Yatakta bol. Burada papaz abimiz. Papaz abimiz de var. Yapacak bir şey yok. Şöyle kendimizi de çekelim. Acayip serin içerisi ya. Hatta dedi bayan,
Sana küçük oda yazılmış da ben sana dedi büyük bir oda vereyim dedi. Bunlar tabii kitli, bilmiyoruz. Neyse, dolaşırız buralar. Tam bir çekelim bari, ne var ne yok. Burası biraz önce tuvalet, banyo burada zaten. Ama mekan çok güzel Jerevna'da. Eğer gelirseniz booking üzerinden rezervasyonunuzu yaptırın. Fiyatlar uygun. Ben şimdi bakkala kadar bir gideceğim. Bir şeyler alıp geleyim bakalım. Şuraya bir yere masayı kurarız artık. Ya da oraya. Bakacağız bakalım. Motorumuz da aşağıda. Sıkıntı yok. Zaten dedi insanlar anahtarları üstünde bırakıyorlar dedi. Bu da hırsızlık olmaz dedi karı. Ben diyordum palatkada şeyde yatar, çadırda yatarız bu akşam ama iyi geldi gene. Neyse bir gideyim bakalım, aşağıda bakkal varmış. Bakkala gideyim. Evet. Yollara böyle eski. Taşlardan yapılmış. Yalnız burada insanlar acayip ya. Biraz önce girdim ya bakkala, adama bağırıyorum karşıdan cevap vermiyor. Sonra öbür taraftan girdim. Böyle moloz moloz bakıyor adam. Sahibi midir evi nedir anlamadım. Bana bayan geldi oradan da. Dedim işte ara bakalım şurasını. Ev sahibini aradı da geldi bir daha bizim kira şey. Ev sahibi verdik. Verdi bize evi. Şimdi bakkala bakalım nereden bulacağız. Yürüyelim biraz. Vay be. Güzelmiş ya, iyi de geldim buraya vallahi. Karşıda zaten dağlar gözükmüyor gerçi ama mükemmel yani. Burada çeşmemiz de var. Bunda doğal çeşme. İçin içelim bari. 1867'de yapılmış. Jeremy. Şimdi buradan nereye gidelim? Sağdan soldan. Soldan devam edelim. Evet, alışverişi yaptım. Aldım bir tane bira. Bir tane al kanka. Yalnız çok yokuşuyor. Yordu biz. Yordu vallahi beni ya. Hudojestva galeri. Burası. Resim galerisiymiş. Ama kapalı. Vallahi. Tepe çıkıyorsun burada hep. Motoru da pek gidecek yer yok burada. Yollar böyle. Villamıza bir gelsek. Villa da bu akşam yalnız. Villa benim. Ben dedim rezervasyonu da iptal ederler ama booking'den yaptığınızda sıkıntı olmaz. Evet, şato burada. Şimdi şatoya girelim. Hadi lan. Tamam. Şatoyu kapattık. Yoruldum ama ya. Şimdi gideyim malzemeleri bir koyayım dolaba da. Sonra bir eşyaları çıkartayım yukarı. Evet, barımıza da girdik. Burada mutfak var dedi. Bakalım girelim, açalım şu ışık. Bu ışık nereden açılıyor? Yandı. Tamamdır. Şimdi her şey var. Ay. Hangisi çalışıyor acaba bu zaman? Çalışıyorsa. Oh, buz gibi. Tamam. Buna koyacağız. Tüp çalışıyor mu? Tüp galiba çalışmıyor. Köfte alayım diyecektim ama. Neyse. Çalıştırabilirsek. Köfte alırız. Evet arkadaşlar. Bu akşam Gerarna'dayım. Buradan böyle Booking'den bir tane otel buldum. Otel dediğim burası. Yani böyle eski tarihi evler.
Mekan çok güzel. Bir de işin ilginç tarafı, kimse yok, sadece ben var bu akşam burada. Motoru aşağıya park ettim. Şuradan bir tane oda verdiler bana. Hatta dedi senin odan küçük, başka bir oda verdi sonra. Şöyle bir gezelim bakalım. Baştan bir aşağısını göstereyim sizlere. Burada mangal var. İster mangalı yak. Odun modun da var. Zaten kotele giderken hemen sola giriyorsunuz. Daha doğrusu nasıl, tabii sola giriyorsunuz, Jeravna yani yakın. Yaklaşık bir o kotel yolundan 7-8 kilometre civarı bir şey. Şuradan bir yukarı çıkalım mı? Görelim bakalım açık numarası. Evet, buralarda böyle tek tek odalar muhtemelen. Neyse, içeri girmeyelim. Her taraf ahşap. Şöyle bana verdikleri odaya bakalım. Fiyatı da gayet uygun ya. Eğer uğrarsanız, gelirsiniz burayı. Böyle banyosu var. Normalde benim oda küçükmüş ama burasını verdiler. Karşıda papazımız var. Televizyon var. Güzel. Bir de üst tarafta da var şeyler. Bir de oraya çıkalım. Burada tuvaletler. Aynı şekilde burası da. Yine buradaki bütün evler bu şekilde. Yani tarihi, eski. Böyle tarihini korumuşlar. Kiremitler bile eski kiremitlerden. Güneş enerjiyle su tutması var. Allah, kimse yok dedi. Bu akşam burada yalnızsın dedi. Rahat rahat geziyorum ben de. Görelim neler var başka. Evet, burası da güzelmiş. Burası da güzel. Kapılar kilitli ama. Evet, aynı şekilde. Burada da odalar bu şekilde. Güzel ya. Zaten %100 olumlu puan vermişler. Bugün üzerinden. Burası da iyiymiş. Aslında burasının manzarası daha iyi. Karşı komple böyle. Zaten dağların tam ortasında kalıyor burası. Jeravna. Burası da güzelmiş. Manzara mükemmel. Arkamız da aynı şekilde zaten komple orman. Tepelik yani. Ayı da iner oradan aşağı. Evet, böyle. Mekan güzel. Eğer kamerayı sileyim biraz. Mekan güzel. Yolunuz buraya düşerse mutlaka bir uğrayın yani. Buradan dışarıda açılan kapı var. Yolları komple şey yalnız. Böyle taşlık, normal asfalt yok buraya girdiğinizde. Böyle. Burası gitti zaten. Bıraktı bana burasını, gitti yani. Artık masalardan birine oturacağım bu akşam. O da burada. Bir aşağıya gidelim. Bu neyse artık, kızak da mı? Kazık kızak var galiba. Evet, kızak. Eski kızak. Aynen. Nasıl yapmışlar? Kim ne gider bu? Burada mehana varmış. Daha önce herhalde burası mehana olarak çalışıyordu ama sonradan muhtemelen normal otelde çevirdiler. Burada şömine var. Kış günleri herhalde çalışır. Şömine falan. Şömine yakacağım burada. Masalar burada.
Restoran arka tarafta. Arkada mutfak var. Orada da dedi istediğini yapabilirsin. Böyle arkadaşlar. Manzara da mükemmel. Geldim zaten buraya. 1,5 saat. Ne gelen var ne giden. Çektim motoru. En son sonra telefonu da açamıyorum. İndim aşağıya, bir tane restoran var. Dedim böyle böyle anlattım derdime. Aradılar da geldi. Bayağı yani. Sonra tamam, hiç zaten bir şeye de bakmadı. Motoru da oraya park ettim. Giriş bu taraftan. Burasının adı bu arada Zarkova Takaş'ta. Zarkova Takaş'ta. Güzel ya. Gelirseniz yani Booking'den kaç para geldi? Bana 130 lira civarı bir fiyata geldi işte. İndirim de yaptı Booking. Dedim ben direkt Silistre üzerinden bir kere de gitmeyeyim. Otelden yani geçip bu taraftan dinlenirim diye hesaplayıp iyi de gelmişim yani. Böyle arkadaşlar, kapatıyorum.